Yeni bir güzellikten herkese selamlar. Çok şık ve çok zarif bir model ile ben geldim. Yapmalara doyamayacağınız buzdolabında ünitede her türlü evinizin her köşesine saklayabileceğiniz çok güzel ve çok zarif bir model oldu. Ben severek ördüm, severek de paylaşmak istedim. Umarım size beğenirsiniz ve denemek istersiniz çok amaçlı bir lavanta buketi yaptım sizler için İster buzdolabında magnet olarak kullanabilirsiniz ister ünitede süsü olarak kullanabilirsiniz isterseniz ceketlerde çantalarda broş olarak ya da anahtarlık olarak kullanabilirsiniz her türlü kullanıma açık çok şık ve çok güzel bir model oldu kendisi lavanta buketi içerisinde 3 adet lavantamız var 2 adet de bu şekilde yaprak görünümü vermek için ince çubuklarım var çok şık ve çok güzel duran bir model oldu gerçekten kısa sürede bitireceğiniz farklı renklerle kombin edebileceğiniz güzel ve farklı bir model çalışması yapmış oldum ve bugün de sizlerle paylaşmak istedim tabi lavanta deyince akla ilk gelen mor rengi oluyor patlıcan moru bu şekilde koyu bir mor tercih ettim buket olarak ise moru patlatmak için biraz daha sönük pudra hatta pudradan biraz daha koyu bir açık bir ton affedersiniz bu şekilde gördüğünüz gibi pudradan ziyade böyle pembenin çok çok uçuk bir tonuna benziyor. Şöyle ışık yansımasın daha net gözükecektir. Bu şekilde bukette ise biraz daha soft bir renk kullanmak istedim. İçerisine haki yeşiliyle iki adet dal çalışmasında bulundum. Ve lavanta buketini tamamladım. Yapılışı gerçekten çok kolay. Zevkle keyifle örülen. İlk başta biraz karışık gibi gelebilir ama yapım aşamalarında lavantanın tek tek yapılış aşamasını yazdım. Oradan da takip ederek yapabilirsiniz. Kısa sürede bitirebileceğiniz hoş bir model. Bir saat içerisinde hem 3 tane lavantanızı hem de buketinizi tamamlayıp kolaylıkla hediye edilebilecek hale getirebilirsiniz. Tabi hediye etmeye kıyabilirsiniz. Bunu da atlamayalım. Çok emek verdiğim bir model oldu. Gerçekten çok beğendim. Broştan ziyade magnet yapmakta amacım. Ve gerçekleştirdim. Gördüğünüz gibi arkasına minik bir mıknatıs ekleyerek dolabımı güzelleştirmek için küçük bir magnet çalışmasına bulundum. Tabi her örgünün bir zorluğu vardır. Benim için bunu örmek zor değildi. Gerçekten sevdiğim ve kolaylıkla örgün bir model oldu. Ama şu mıknatısı buraya yapıştırmak gerçekten çok emek isteyen bir iş oldu. Ellerimin halini görüyorsunuz. Tabi yapıştırıcı bir anda patlayınca bu şekilde ellerime döküldü. Ve videomuzda maalesef bunları görmezden geleceğiz. İşin kötü tarafı çıkmıyordu. Ilık suyla denedim. Cifle denedim. pirinle denedim. Hiçbir şekilde bir olumlu sonuç alamadım. O yüzden yapıştırıcıyı magnet olarak kullanacak arkadaşlar mıknatısı yapıştırırken yapıştırıcıyı çok fazla sıkıp da patlatmamaya özen gösterebilirler. Buradan belirteyim bunu da. Evet öncelikle malzemelerimizi sayalım ve ardından bu güzel magnet broş anahtarlık modelimize geçebiliriz. Ne olarak kullanacağınız tamamen size kalmış. Belirttiğim gibi minik bir mıknatıs ekleyerek dolap magnet olarak da kullanabilirsiniz. Ya da bir anahtarlık halkası takarak anahtarlık olarak da kullanabilirsiniz. Şöyle tepe kısma takarak yanlamasına. Anahtarlık olarak da kullanabilirsiniz ya da ünites süslemelerinde, beşik süslemelerinde, ceket süslemelerinde, ceket yakasına da dikebilirsiniz ya da broş iğnesiyle de takabilirsiniz. Çok amaçlı bir model oldu. Umarım beğenirsiniz, denemek istersiniz. Gördüğünüz gibi renkler gayet güzel ve şık. Bu şekilde öncelikle malzemelerimizi sayalım arkadaşlar, ardından yapımına geçelim. Evet, malzemelerimiz hazır. Buket kısmında bu kez beyaz rengi tercih edeceğim düz beyaz renk olacak. Lavanta için ise aynı şekilde morun biraz daha açık bir tonlu tercih edeceğim. İki farklı renkte de iki farklı tonda da nasıl durduğunu görmenizi istiyorum. O yüzden biraz daha açık bir lilaya yakın bir tonlu tercih edeceğim. Yeşil aynı yeşil haki yeşili kullanacağım. Buradaki gördüğünüz iki adet dal görünümü için. Daha doğrusu yaprak görünümü için. Haki yeşili ipim var. Tığ numaram 4 numara 1.6 milim. Şöyle kalıntı ile yapmayın çok büyük bir görüntü elde etmeyin hatta 4 numara ya da 5 numara ile bile yapılabilir biraz daha minik bir boy istiyorsanız şöyle bir avuç içi de göstermek gerekirse benimkinin boyutu bu şekilde oldu yani çok kalıntı ile yaparsanız çok kaba duracaktır o yüzden biraz daha şık ve zarif durması için 4 numara ya da 5 numara inceliğindeki 1.60 milim kalınlığında bakın ölçüsü bu şekilde tığ kullanabilirsiniz ben magnet yaptığım için şöyle bir adet de var her türlü tuhafiyede bulabileceğiniz bir mıknatıs bu direkt yapıştırıcı ile dikeceğiz e, affedersiniz yapıştıracağız arka kısma bu şekilde şöyle yapıştırdıktan sonra direkt mandolapta zaten oturtabiliriz yerini alabilir Malzemelerimiz bunlar. Beyaz rengi bukette kullanacağım. Lila rengini lavantada kullanacağım. Aki yeşilini buradaki iki adet yaprak görüntüsünde kullanacağım. 4 numara tığım var. bir adet mıknatısım var. Bu ön kısımda da süslemek için herhangi bir gül, boncuk ya da sade de bırakabilirsiniz. Ya da herhangi bir taş süslemesine de bulunabilirsiniz. Bu kısmı biraz daha canlandırmak için. Ya da ince bir ip de sarabilirsiniz. Buket görüntüsünü tamamlamak için. Yani süsleme kısmı tamamen tercihinize kalmış. 3 adet lavantadan oluşuyor. 2 adet çok az kalıyor. 4 adet de çok kaba oluyor. O yüzden tam 3 adet ideal geliyor. Lavantalarımızın 3'ünün boyu da aynı. Birini birazcık daha yukarıya sabitledim. O yüzden bu şekilde farklıymış gibi duruyor boyları. Aslında 3'ünün de boyu aynı. Şöyle daha önceden lavantamın bir tanesini hazırladım. Şimdi geriye kalanlarını hep beraber yapacağız. Buket yapımı çok kolay. Düz sık iğne ile ilerleyeceğiz. Lavanta biraz karışık gelebilir. Onu da emin olun ki kademe kademe yavaş yavaş hep birlikte yaptığımız takdirde Gayet açık ve net olacaktı. Bu şekilde büklüm büklüm. Tamamen bir lavanta görüntüsü yani. Toplam 3 adet lavantayı tamamlayacağız. 2 adet de dalımız var. Bu şekilde buketimizin içini dolduracağız. Lafı çok fazla uzatmayayım. Artık yapılışına buketimizin yapılışı ile başlayabiliriz. Buketimizin yapımında kullanacağımız beyaz ipimizi hazırladık. Sihirli halka ile başlayacaktım. Bir an kafam karıştı. Kesinlikle aynı hata yapmayın. man zincir şekilde başlayacağız. Öncelikle şöyle bir sıkılaştırma zinciri atıyoruz. Ardından 16 adet orta gevşeklikte zincir çekeceğiz. Çok sıkı yapmamaya dikkat edelim. Bu arada demin iplerimin markasını belirtmedim. Hemen onu da belirteyim. İplerim kar topu organika. İncelinden de belli oluyordur zaten. Kesinlikle yün iplerde ya da patik iplerinde yapmam yapmamanızı tavsiye ederim. Bu şekilde amigurumi için kullanabileceğiniz ince ipler daha güzel ve daha zarif gösterecektir. Ben ip olarak tercihim kar topu organika oldu. Hobium sitesinden temin edebilirsiniz. Çeşitleri ve renkleri mevcut. Evet, bir adet sıkılaştırma zincirinin ardından toplamda 16 adet orta gevşeklikte zincirimizi çekelim. 1 2 3 4 5 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16. 16 adet zincirin ardından hemen 15. zincire bu 16. dönüş zinciri olarak kullanacağız. 15. zincire 1 ve 2 adet sık iğne uyguladım burada artırma işlemi uyguladım 15. zincire 2 tane sık iğne artırma işlemini hep bu ilmekten uygulayacağız bir üst sıralarda ardından yandaki zincirle devam ediyorum İlk çektiğimiz zincire kadar her bir zincirin içerisine bir adet sık iğne oluşturacağız kesinlikle tığın başına ip almıyoruz bu şekilde direkt sık iğnelerimiz ile ilerleyeceğiz Evet ilk yaptığımız zincire kadar sık iğnelerimizi tamamladık. 15. zincire çift sık iğne yaptık. Ardından her bir zincire tek sık iğne uyguladık. Ve şu an elimizde toplam 16 adet sık iğnemiz olması gerekiyor. Sayalım. Şöyle baş kısmı biraz daraltalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16. Toplamda 16 adet sık iğnemiz mevcut. Gördüğünüz gibi. İlk sıramızı bu şekilde tamamladık. Şimdi ikinci sıramız ile devam edeceğiz. Sıra sonuna geldikten sonra döneceğiz. Şöyle bir düzeltelim öncelikle. Evet örgümüzü düzelttikten sonra bir tane zincir çekiyoruz. İkinci sıraya geçiş için her sıra geçişlerinde bir adet zincir çekeceğiz. Bunu unutmayalım. Direkt elimdeki modeli ters olarak çevirdim. Şimdi ilk yaptığım sık iğnenin tepesine sık iğne uygulayarak devam ediyorum. Artırma yaptığımız ilmekte artırma yapacağız. Unutmayalım. Geri kalan ilmeklerin hepsine bir adet sık iğne uygulayalım. Her sırada artırma işlemini aynı ilmekten yapmamız gerekiyor. Tek bir yerde artırma işlemi yapacağız zaten. O da her sırada aynı ilmek olması gerekiyor. Buradaki ilmeğimiz, bu son kısımdaki ilmeğimiz. Bunu unutmayalım ve ilerleyelim. Evet arttırma yaptığım ilmeğime geldim bakın. Buraya aynı şekilde bir aynı noktaya iki adet sık iğnemi uyguladım. Şimdi sonda bir tane sık iğnem kaldı. Aynı şekilde ona da bir tane sık iğnem uyguladım. Elimdeki görünümüm bu şekilde. Şu an bu sırada 17 adet sık iğnem olması gerekiyor. Saymaya başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ve 17. Toplam 17 adet sık iğnem mevcut. Bir tane zincir çekiyorum. Elimdeki modeli çeviriyorum. Aynı şekilde ilerleyeceğim. İlk sık iğnenin tepesine bir adet sık iğnemi uyguluyorum. Ardından hemen yandaki bakın artırma yaptığımız ilmeğimiz belli zaten. 2 adet sık iğne aynı deliğin içerisinde. Hemen bu iki sık iğnenin ortasına 1, İki sık iğne uyguluyorum ve burada aynı ilmekte artırma işlemini uyguladım. Şimdi geriye kalan her ilmeğe bir adet sık iğne oluşturarak baş kısma döneceğim. Geri kalan ilmekler sabit. Artırma işlemini aynı buradaki tek bir ilmekten yapacağız. Eğer karıştırıyorsanız artırma işlemi yapacağınız yeri direktman ilmek belirleyici ya da şöyle bir iğne de takabilirsiniz. Bakın iki tane sık iğne bir yuvada zaten bu şekilde ilmek belirleyici ya da iğne ile artırma işlemi yapacağınız ilmeği belirleyerek unutmamanızı sağlayabilirsiniz. Diğer kalan ilmeklerimiz sabit. Her birine bir adet sık iğne oluşturuyoruz. Sıra sonuna geldim. Bir tane zincir çekiyorum. Elimdeki modeli ters çeviriyorum. Ardından devam ediyorum. Her bir sık iğnenin tepesine bir adet sık iğne. Ta ki işaretli olan ilmeğime kadar. çıkartalım elimize batmasın. Evet arttırma işlemi yapacağımız yer bu kısımda belli. Bakın iki sık iğnenin tam ortasına bir iki adet sık iğnemi oluşturdum. Ve geri kalan sık iğneler sabit. Sıra sonuna geldim. Bir tane zincir çektim. Elimdeki modeli ters çevirdim. Baştaki sık iğnelerimi ördüm. Ardından artırma yaptığım sık iğnem. Şöyle bu kısımda bakın belli. Bir yuvada iki sık iğne var. Hemen o iki sık iğnenin noktasına bir adet artırma işlemi uyguladım. Geriye kalan ilmeklerime bir adet sık iğne Evet sıra sonuna geldim. Bir tane zincir çekiyorum ve modelimi çeviriyorum. Burada bir ayrıntıdan bahsedeyim. Tek taraflı arttırma yapmamızın tek amacı bu kısım sabit olarak düz ilerleyecek. Gördüğünüz gibi düz bir görüntü olacak. Bu kısımda ise bu, bu şekilde arttırma oldukça verev bir çıkıntı olacak. Yani gitgide artacak ve böyle verev bir çıkıntı olması gerekiyor. Tek taraflı arttırma yapmamızın tek sebebi bu. Bu buketteki üst kısmı tamamlamamız gerekiyor. Kesinlikle artırma yapacağımız yeri unutmayalım. Her sırada aynı ilmekten artırma yapmamız gerekiyor. Modelin düz ve temiz bir şekilde çıkması için aynı yuvadaki iki sık iğnenin tam ortasına artırma işlemi yapacağız. Bu şekilde bu kısımda böyle bir yamukluk meydana gelmesi gerekiyor. 16 adet sık iğne ile başlamıştık. Hatırlarsınız ilk sıramızda 16 adet sık iğnemiz vardı. Şöyle göstereyim. 16, 2. sırada 17, 3. sırada 18, 4. sırada 19 ve şu an 5. sıradayız. 20 adet sık iğne olması gerekiyor. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20. Toplamda 20 adet sık iğnemiz mevcut. Her sırada bir ilmek arttırdığımız için Şimdi evet toplamda 30 sık iğne olana kadar bu arttırma işlemine devam edeceğiz. Unutmamamız gereken tek detay artırma işlemini her zaman her sırada bir ilmekten ve buradaki aynı olan ilmekten yapacağız. Hep aynı ilmekten artırma ilerlemek zorunda. Her sırada bir ilmek artacak. Toplamda 30 adet sık iğne olana kadar bu şekilde aynı ilmekten arttıralım. Geri kalan ilmeklerimize tek bir sık iğne yapacağız. Ve sıra sonlarında bir zincir çekip üst sıraya geçmeyi kesinlikle ihmal etmeyelim. Bu sırayı da hep beraber yapalım. Sıra sonuna geldik bakın bir zincir çektikten sonra elimdeki motifi ters çevirdim. Direktman ilk yaptığım sık iğnenin tepesine sık iğne yaparak başlıyorum. Başkasım sabit olacak zaten dümdüz. da eksme işlemi kesinlikle uygulanmayacak. evet artırma işlemi yaptığımız ilmeği kesinlikle kaçırmayalım. Bakın artırma işlemi yaptığımız ilmek belli. Bir yuvada 2 adet sık iğne var. Hemen o iki sık iğnenin arasına 1 2 adet sık iğnemi oluşturdum. Ardından geri kalan ilmeklerime birer tane sık iğneyi oluşturdum. Bir tane zincir çekiyorum ve elimdeki modeli ters çeviriyorum. Bu şekilde arkadaşlar hep aynı sık iğneden arttırma işlemi uygulayacağız. Yerleri arttırma yapacağımız yeri karıştırıyorsanız direkt iğne ya da ilmek belirleyici takarak aynı iğneyi takip ederek uzatabilirsiniz. Bu şekilde toplamda 30 sık iğne olana kadar uzatalım. Evet, toplamda 30 adet sık iğneyi bulana kadar her sırada aynı ilmekten artırma işlemi uygulayarak ilerledik ve gördüğünüz gibi şu an son sırada elimde toplam 30 adet sık iğnem mevcut. Elimizdeki görünümümüz bu şekilde. Bir taraf düz olarak ilerliyor. Eksiltme de artırma işlemi uygulanmıyor. Bir kısımdan artırma işlemi uygulandığı için bu şekilde verimli bir görüntü ortaya çıkıyor. bu şekilde bir parçamız olması gerekiyor. Şimdi artık arttırma işlemini bırakıyoruz. Direkt elimizdeki 30 sık iğneyi 15 sıra boyunca öreceğiz. Sıranın sonuna geldiğimde bakın bir tane zincir çektim. Elimdeki modeli ters çevirdim. Direktman her bir sık iğnenin tepesine bir adet sık iğne uyguluyoruz. Buketimizin yarısı tamamlandı bu arttırma işlemleriyle. Diğer yarısında direkman elimizdeki 30 sık iğneyi 15 sıra boyunca uzatarak tamamlayacağız. Herhangi bir artırma ya da eksiltme işlemi kesinlikle uygulamayalım. Bu şekilde bu 30 ilmeğimizi 15 sıra boyunca uzatalım. Sıra sonlarında da bir zincir çekip bir üst sıraya geçmeyi ihmal etmeyelim. Bu aradaki bir zincir muhakkak çekelim ki sıra dönüşlerimiz buradaki bu son kısımlar daha düzgün ve daha temiz ilerlesin. 15 sıra boyunca 30 ilmeğimizi örüp uzatalım arkadaşlar ve buket parçamızı tamamlayalım. Evet 15 sıramızı tamamladık ve 30 sık iğnemiz 15 sıra boyunca uzattık elimizde bu şekilde bir görüntü mevcut şimdi sıra sonuna geldik bir tane zincir çekiyorum ve artık bu beyaz ipimi kopartacağım zincirin içerisinden koparttım ipi çıkarttım burayı iyice sıkılıyorum şimdi gelelim bu verev ve parçanın anlamına gördüğünüz gibi burada bir çıkıntımız mevcut bu şekilde bir göçüklük daha doğrusu Buradaki bu kavisi ve rev kısmını oluşturmamızın sebebi lavantalarımızın geleceği kısım tam o kısım. Yani lavanta yuvası olarak düşünebilirsiniz. Bakın bu şekilde 3 sivri ucu üst kısma gelecek. Buradaki bu yuvarlak ve rev kısım ise alt kısma gelecek. Lavantalarımız direkt bu alt kısımda olacak. Tabi iki lavanta daha yapacağız. En son bu kenar kısımları kıvıracağız. Tabi lavantalarımızı sabitledikten sonra. Ve broşumuzu ortaya çıkartacağız. Böyle bir görünüm olacak. Tabi daha güzel duranı şu an pek olmadı. Evet buket kısmını bu şekilde tamamlayalım arkadaşlar. Belirttiğim gibi üç şey sivri olan 3 kısım üst kısma gelecek. Yani bakın birinci sivri, ikinci sivri ve üçüncü sivri olan kısım üst kısma gelecek. Buradaki bu veren olan parça da alt kısma gelecek. Yani direkt bu şekilde bükeceğiz ve oluşturacağız. Gördüğünüz gibi bir parça elde etmemiz gerekiyor. Buket işlemini tamamladığımıza göre hep beraber lavanta yapımına geçebiliriz buketimiz hazır bile. Şimdi sıra lavanta yapımına geçebiliriz. Lavanta yapacağımız ipi alıyoruz. Şimdi öncelikle 26 adet zincir çekeceğiz. Şöyle bir tane sıkılaştırma zinciri. Ardından orta gevşeklikte çok sıkı olmayacak şekilde 26 adet zincir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ve 26. Toplamda 26 adet orta gevşeklikte zincirimizi çektik. Şimdi sıralamayı şöyle koyayım. Kafamız hiç karışmasın. Öncelikle 26 adet zinciri çektikten sonra bir değil iki değil tam üçüncü zincire <laughs> bu arada bal reklamı <laughs> geldi aklıma direktman bir değil iki değil tam üçüncü zincire tığımın başına aldım birinciye değil ikinciye değil üçüncü zincire bir tane ikili trabzanımı oluşturdum iki defa da çektiğim ikili trabzan bakın şimdi ilk zincirde böyle yapacağız ardından buradaki sıralamaya uyacağız bir tane ikili trabzanın ardından bir iki tane zincir çektim Ardından ilmek kaydırma yöntemini uygulayacağız. Yani aynı zincirden geçtim, ipi doladım, çektim, elimdeki ilmekten çıkarttım. Şimdi bir iki tane zincir, bir tane ikili trabzan, iki tane zincir, ilmek kaydırma. Bakın aynı bir tane zincirin çeksine iki adet bu şekilde tomurcuğumuzu yaptık. Şimdi hemen yandaki zincire geçiyoruz. Bir tane ilmek kaydırma. Burası çok gevşedi. Burayı söküp baştan şu son zincirimi birazcık daha daraltacağım. Bakın burada çok fazla gevşeme oldu. Evet. 26 tane zincirimizin ardından tığımızın başına aldık. Bir değil iki değil üçüncü zincire. Bir tane ikili trabzanımızı oluşturduk. Ardından iki tane zincir çektim. Bir tane ilmek kaydırma. İki tane zincir. Bir tane ikili trabzan. İki tane zincir. Bir tane ilmek kaydırma. Bir tane zincirin içerisine bu şekilde iki adet tomurcuğumuzu yaptık. Şimdi hemen yanındaki dibindeki zincire geçiyoruz. Sıralamamıza uyacağız. Bakın ilmek kaydırma. Hemen yanındaki zincire geçtim. bir tane ilmek kaydırma ardından iki tane zincir bir iki zincir ardından ikili trabzan tığımın başına aldım ikili trabzanımı oluşturdum ardından iki zincir ardından ilmek kaydırma bu şekilde ilk tomurcuğumuzu oluşturduk Bakın bir tomurcuk bu şekilde oluşuyor. İlmek kaydırma, 2 iki zincir, ikili trabzan, 2 iki zincir ilmek kaydırma. Bir tane zincirin içerisine iki adet tomurcuk yapmamız gerekiyor. Buradaki sıralama ikiden 2 iki adet tomucumuz oluşuyor. Şimdi buradaki zincire bir tomurcuk oluşturduk. Hemen bir tane daha tomurcuk oluşturuyoruz. İlmek kaydırmanın ardından iki tane zincir. Ardından ikili trabzan, 2 iki tane zincir, ardından ilmek kaydırma. Şimdi bu zincirimizin içerisinde iki tane tomurcuğu oluşturduk. Ardından hemen yandaki zincire geçiyoruz. Yandaki zincirden geçtim. İlmek kaydırma. İki tane zincir tığımın başına aldım. İkili trabzan. İki tane zincir ilmek kaydırma. İlk tomurcuğumu oluşturdum. Aynı zincirin içerisine bir tane daha tomurcuk oluşturacağız. İki tane zincir, bir tane ikili trabzan, 2 tane zincir, 1 tane ilmek kaydırma. Bu şekilde 2 tane tomurcuğumuzu oluşturduk. 2 tomurcuk olduktan sonra hemen yandaki zincire geçiyoruz. İlmek kaydırma, 2 zincir, 1 tane ikili trabzan, 2 iki zincir, ilmek kaydırma. İlk tomurcuğumuzu oluşturduk. Aynı zincirin çeksine 2 zincir, ilmek kaydırma 2 zincir ilmek kaydırma bakın aynı zincire iki tomurcu oluşturduktan sonra yandaki zincire geçiyoruz ilmek kaydırma 2 iki zincir ikili trabzan 2 iki zincir ilmek kaydırma bir tomurcuk oluşturduk hemen aynı noktaya bir tane daha tomurcuk oluşturacağız 2 i̇ki zincir ikili trabzan 2 iki zincir ilmek kaydırma 2 tomurcuk birden bir zincire oluşturduktan sonra hemen yanındaki zincire geçiyoruz ilmek kaydırma bakın bu şekilde bu zincir sıralamasını takip ederek ilerleyeceğiz ilmek kaydırmamı yaptım ardından İki tane zincirimi çektim bir tane ikili trabzan iki tane zincir ilmek kaydırma bakın bir tomukçuk oluştu bile aynı noktaya ikinci tomukçu oluşturacağız iki tane zincir ikili trabzan iki tane zincir ilmek kaydırma bu şekilde dönecek Bakın lavantamızın ilk üst kısmı ortaya çıktı bile. Sürekli dönen bir model olduğu için biraz zorlanabilirsiniz. Bu zincirin zincirin olduğu gibi bu şekilde gererseniz daha kolay olacaktır. Bakın bir zincirde iki tomurcuk oluşturduktan sonra hemen yandaki zincire geçiyoruz. Arada kesinlikle zincir atlamayalım. Bu şekilde dar duruyor. Yandaki zincire ilmek kaydırmamı yaptım. Ardından iki zincir. ikili trabzan, İki zincir. ilmek kaydırma bir tane tomurcuğumu oluşturdum iki tane zincir bir tane ikili trabzan iki tane zincir bir tane ilmek kaydırma ve bu şekilde ikinci tomurcuğumu da oluşturdum bile bakın bir tane zincirde iki adet tomurcuk hemen yanındaki zincire geçiyorum ilmek kaydırma iki zincir ikili trabzan 2 zincir ilmek kaydırma 2 İki zincir ikili trabzan, 2 İki zincir ilmek kaydırma Bu şekilde bakın lavantamız oluşmaya başladı bile. Böyle bir görünüm oluşması gerekiyor. İlk başta karışık gibi gelebilir arkadaşlar. Ben de ilk yazdım tabloya bakarak denemeye çalıştım. Çok karışık geldi. Nasıl yapacağım falan diyordum. Ama lakin gerçekten ipi tığı elinize alınca direkt bu sıralamayla gittiğiniz zaman gayet güzel lavantamız ortaya çıkıyor. Dikkat etmemiz gereken tek ayrıntı bir tane zincire 2 adet tomurcuk yapıyoruz. Bakın bir tane zincirde iki tomurcuk var. İki tomurcuğu tamamladıktan sonra hemen yandaki zincirden geçtim. Bir tane ilmek kaydırma, 2 tane zincir, bir tane İkili trabzan, iki tane zincir, bir tane ilmek kaydırma. Bir tomurcuk oluştu. Ardından hemen iki tane zincir, bir tane ikili trabzan, iki tane zincir, bir tane ilmek kaydırma. İki tane tomurcuk oluştu. Yandaki zincire geçiyoruz. Bir tane ilmek kaydırma, iki tane zincir, bir tane ikili trabzan iki tane zincir ilmek kaydırma bakın bir zincirde bir tomurcuk var hemen bir tomurcuk daha yapacağız iki tane zincir bir tane ikili trabzan iki tane zincir ilmek kaydırma ve iki tomurcuk oluştu hemen yandaki zincire geçelim ilmek kaydırma iki zincir ikili trabzan iki zincir ilmek kaydırma iki zincir ikili trabzan iki zincir ilmek kaydırma 2 tomurcuğumuz oluştu bir zincirde ipi kaçırmamaya dikkat edelim hemen yandaki dibindeki zincire geçiyoruz ilmek kaydırma 2 zincir tığımın başına aldım bir tane ikili trabzan 2 İki zincir ilmek kaydırma bakın bir tane tomurcuğum oluştu 2 zincir ikili trabzan 2 iki zincir ilmek kaydırma ikinci tomurcuğum da oluştu bakın bir tane zincirde iki adet tomurcuk şimdi hemen yandaki zincire geçiyorum direkt ilmek kaydırma ardından iki zincir tığımın başına aldım ikili trabzan iki zincir aynı yere ilmek kaydırma 2 zincir tığımın başına aldım İkili trabzan 2 zincir ve aynı yere ilmek kaydırma yani ilmek kaydırma işlemiyle bu tomurcuğu yapıştırıyoruz bakın bir tane zincirde iki tane tomurcuk hemen yandaki zincire geçelim ilmek kaydırma 2 zincir ikili trabzan 2 zincir ilmek kaydırma ilk tomurcuğumuz oluştu. Ardından iki zincir tığımın başına aldım. İkili trabzan, 2 i̇ki zincir aynı yere yapıştırıyorum ilmek kaydırma işlemiyle. Bakın bir zincirde iki tomurcuk oluştu. Hemen yandaki zincire geçiyoruz. İlmek kaydırma 2 zincir tığımın başına aldım. İkili trabzan, 2 iki zincir ve ilmek kaydırma. 2 zincir tığımın başına aldım. İkili trabzan, 2 iki zincir ve ilmek kaydırma. 2 tane tomurcukum oluştu. Hemen yandaki zincire geçiyorum. Ilmek kaydırma. 2 zincir tığımın başına aldım ikili trabzan 2 İki zincir aynı yerden geçtim ilmek kaydırma ile yapıştırdım bakın bir tomurcuk oluştu 2 İki zincir ikili trabzan 2 İki zincir ilmek kaydırma zincirler çok küçük olduğu için ilk başta çok zor oluyor ama bakın ip tomurcu yaptıktan sonra zincirimiz zaten genişliyor. Yandaki zincire geçiyoruz. Yandaki zincirden girdim. Bir tane ilmek kaydırma uyguladım. Ardından iki tane zincir çektim. Tığımın başına aldım. Aynı yere ilmek kaydırma uyguladığım ilmeğin içerisine ikili trabzan, iki zincir, ilmek kaydırma, iki zincir, ikili trabzan, iki zincir, ilmek kaydırma. Bakın böyle bir görüntümüz oluşması gerekiyor. Bu şekilde lavanta görünümü. Bu şekilde bütün zincirlere ilk yaptığımız zincire gelene kadar iki tane tomurcuk yaparak ilerleyeceğiz. Bu zincire de iki tomurcuk yaptığımıza göre hemen yanındaki zincire geçebiliriz. ilmek kaydırma, iki zincir, tığımın başına aldım, ikili trabzan, iki zincir, ilmek kaydırma bir tane tomurcumuzu oluşturduk bir iki zincir tığımın başına aldım ikili trabzan iki zincir ilmek kaydırma iki tane tomurcuğumuz oluştu ardından hemen yandaki zincire geçelim ilmek kaydırma iki zincir tığımın başına aldım ikili trabzan iki zincir ilmek kaydırma ve bu tomurcuğu yapıştırdık 2 i̇ki zincir ikili tırabzan 2 iki zincir ilmek kaydırma 2 tomurcuğumuz oluştu bir zincirde hemen yanındaki zincire geçiyoruz ilmek kaydırma 2 iki zincir ikili tırabzan 2 iki zincir ilmek kaydırma İlk tomurcuğumuz oluştu. Aynı yere hemen 2 iki zincir, ikili tırabzan, 2 iki zincir, ilmek kaydırma. ikinci tomurcuğumuzu da oluşturduk. Yandaki zincire geçiyoruz. İlmek kaydırma, 2 iki zincir, ikili tırabzan, 2 iki zincir, ilmek kaydırma. İlk tomurcuğumuz oluştu 2 zincir tığımın başına aldım ikili trabzan 2 iki zincir ilmek kaydırma bakın bir tane zincirde iki adet tomurcuğumuz oluştu hemen yandaki zincire geçiyoruz ilmek kaydırma 2 zincir tığımın başına aldım ikili trabzan 2 iki zincir ilmek kaydırma ilk tomurcuğum oluştu 2 i̇ki zincir İkili trabzan 2 iki zincir ilmek kaydırma yandaki zincire geçiyoruz ilmek kaydırma 2 iki zincir ikili trabzan 2 iki zincir ilmek kaydırma ilk tomurcuğumuz oluştu 1 2 iki zincir ikili trabzan 2 iki zincir ilmek kaydırma ikinci tomurcuğumuz oluştu ve son kısma doğru yaklaştık Hatta bitirmişiz bile şurada bir tane zincirimiz kalıyor ilmek kaydırma 2 zincir ikili trabzan 2 iki zincir ilmek kaydırma 2 i̇ki zincir ikili trabzan 2 iki zincir ve ilmek kaydırma ve bu şekilde bütün zincirlerimizi tamamladık gördüğünüz gibi hiçbir şekilde zincirimiz kalmamalı son kısımda bir tane zincir çekiyorum ipimi kısacık kesiyorum burayı iyice sıkılıyorum sökülmesin diye ve ardından lavantamız oluştu bile karışık gibi gelebilir arkadaşlar ama kademe kademe gidince daha net daha anlaşılır olacaktık. bir tane zincirin içerisine iki adet tomurcuk yapıyoruz sıralamamız bu şekilde ilmek kaydırma iki zincir ikili trabzan iki zincir ilmek kaydırma ardından tekrardan başa dönüyor zaten bu şekilde iki tane tomurcumuz bir tane zincire bu işlemi sırasıyla uyguluyoruz. Tek bir tane zincire bu şekilde iki tane tomurcuk oluşuyor. Ve elimizdeki görünümümüz bu şekilde. Toplam 3 tane lavantamız olması gerekiyor. Aynı şekilde 26 zincir çekip lavanta yapılışından 3 tane yapıp bu şekilde hazırlıyoruz. Şimdi bu şekilde gördüğünüz son yaprağımız kaldı. Yaprağımızın bir tanesini hazırlamıştım. Bir tane daha yapalım. İsterseniz 3 tane de yaprak kullanabilirsiniz. Bakın burada 2 tane kullanmıştım. 3 tane sırasıyla aralardan 3'er birer tane de çıkartabilirsiniz. 2 tane yeterli olacaktır. Ben yine aynı şekilde 2 tane deneyeceğim. yaprağımız içinde. Öncelikle şu bir tane sıkılaştırma zincirini çekelim. Ardından 22 tane orta gevşeklikte zincir çekelim. 1 2 3 Şunu da kaldıralım artık. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ve 22. 22 adet orta gevşeklikte zincirimizi çektikten sonra şimdi ilmek kaydırma yöntemiyle ilk çektiğimiz zincire kadar gideceğiz. Hemen yandaki zincirden geçiyorum. İpi dolayıp çektim. Elimdeki ilmekten çıkarttım. Yandaki zincirden geçtim. İpi doladım çektim. Elimdeki ilmekten çıkarttım. Kesikle tığımızın başına dolamayalım. Bunu hiç unutmayalım. Şöyle ışığı açayım biraz daha net gözüksün. Yandaki zincirden geçtim. İpi doladım çektim elimdeki ilmekten çıkarttım. Sıra sonuna kadar bu şekilde ilmek kaydırma yöntemini uygulayalım. Lavantada da yaptığımız ilmek kaydırma işlemi bu şekilde. Tığımızın başını almayalım kesinlikle. Birbirinin içerisinden geçiriyoruz. Bakın aldığım ilmeği elimdeki ilmekten çıkarttım. Bu şekilde iki adet de yaprak yapmamız gerekiyor. bu ipimizdeki düğümlerde olmasa. Evet, ilk çektiğimiz zincire kadar bu işlemi uygulayacağız. Evet, hepsini tamamladıktan sonra bir tane zincir çekiyorum ve ipimi kısacık kapatacağım. Zincirin içerisinden bu ipi çıkartıp buraya iyice sıkılıyoruz. Şimdi öncelikle buradaki bu ip kalıntılarını e, kısaltacağım ardından yakacağım. Bu arada bir ayrıntıyı daha unutmayalım. 3 tane lavanta yapıyoruz. Lavantanın birinin ipini uzun kesiyoruz ki dikim işlemi için kullanacağımız ip bu ip olsun diye. Öteki iki tanenin ipini kısacık kesebilirsiniz. Bir tane lavantanın ipini uzun bırakın. Şimdi öncelikle buradaki gözüken iple kısacık keselim. Ardından çakmak ile yakalım. Ardından hep beraber birleştirme işlemini uygulayalım. Evet iplerimizi de temizlediğimize göre bu arada bir lavantadan bıraktığımız uzun ipe iğnemi geçirdim bu şekilde dikiş iğnemi. Bu burada hazırda beklesin. Şimdi öncelikle yerlerini belirleyelim. Bu arada matmaz elimize de geldi. Tanıyorsunuzdur onu bir önceki videolarımda tanıştırmıştım sizinle. Matmaz elimiz malum topuklu ayakkabılarından dolayı. Bunun ismi matmazel olarak kaldı. En büyük yardımcımız Atmaz el şöyle sağda dursun. Şimdi elimizdeki parçaya alıyoruz. 3 Üç tane üçgen olan yüzü uçları üst kısma bakacak. Şimdi kapatalım. Şimdi öncelikle lavantalarımızı oturtalım. Şöyle bakın açılıyor lavantalarımız. Şu biraz esnetebilirsiniz. 2 ve 3 Şu bir tanesini yukarı doğru kaydırdım. Gördüğünüz gibi iki tanesi dip dibe. Bu şekilde bir üçgen görüntüsü sağlayalım. Önce bu üç lavantayı birbirine tutturacağız. yine bir birleştirelim. Şöyle iğne ile biraz daha görünümünü sağlamak amacıyla şimdilik birleştirdim. Dikim işlemini yapana kadar. Bu şekilde bu bıraktığımız uzun ip ile bu üç lavantayı birleştirelim. üçünü de birleştirdim lavantalarımı. Şimdi şu yeşillerimizi ilave edeceğiz. Tam aralardan çıkması gerekiyor. Bu şekilde çakmak ile yaktığımız kısım alt kısımda kalacak. Üst temiz olan kısım üst kısma gelecek. Tabii yapraklarımızın tam arada kalması gerekiyor. arada kalacak şekilde arka kısımdan yaprağımızı sabitliyorum. Öncelikle bu şekilde 3 lavantayı ve yaprakları birbirine tutturacağız. Ardından en son buketimize ilave edeceğiz. Öteki yaprağımı da aldım. Aynı ip ile 5 parçamızı da birbirine tutturdum gördüğünüz gibi. Ardından öncelikle yerimizi belirleyelim diktiğimiz bütün parçaları şöyle verev kısmı alt kısımda kalacak bunu unutmayalım 3 tane sivri olan kısım üst kısımda kalsın avantalarımızın oturacağı kısım bu kısım olması gerekiyor şu iğnemiz alt kısımda dursun şöyle bu kısım en zor kısmı bu ayarlama kısmı çok nizami bir duruş olması gerekiyor. Üst üste gelecek şekilde kapatıyoruz. Ve parçalarında geride kalan sağda ve solda kalan parçaların eşit olmasına da dikkat edelim. Bakın bu kısımda kalan ve bu parçamız eşit olmalı. Biri küçük biri büyük olmasın. Biraz daha kaydırdım. Şöyle biraz daha eşit gibi sanki. Öncelikle burayı bir iğneleyelim kayma durumuna karşı. Hatta o kadar iyi iğneleyelim ki çok çabuk kayıyor. Hem ipimiz malum organik ay biliyorsunuzdur, saten gibi kaygan bir ip. Burayı bu şekilde biraz daha fazladan iğneledim. Şu aşağıdan ipimi çekiyorum. ipimi buraya sabitleyeceğim ve kopartacağım. Buraya sabitledim. Bu ipimi koparttım. Şimdi beyaz ipimizi alalım. Beyaz ipimizle bu ön iğnelediğim kısmı dikeceğim. Aynı şekilde bu keti yaptığımız beyaz ipimizi iğnemize geçirelim. bu defa çok hızlı oldu. Normalde bu iğne epey beni oyalardı. Beyaz ipimizi geçirdim. Uzunca bir göz karan kesiyorum. Ucuna minicik bir düğüm atalım. İşte i̇pimizin fazlasını da kestik. Şimdi bu iğnelediğim kısmı sabitlemem gerekiyor. Şöyle iç kısımdan geçtim. Üst üste bu iki parçayı birbirine birleştiriyorum. Dikiş işlemi biraz da göz kararı aslında arkadaşlar çok nizami durması temiz durması gerekiyor o yüzden bu işlemi yaparken çok dikkat edelim. tamamen arka kısma çıkmıyoruz. Dikim işleminde buna çok dikkat edelim. Sadece bu iki parçayı birbirine birleştiriyoruz. Yine de bize epey zorluyor. Şu iğneyi de artık bir çıkartalım. bu şekilde yeterli olacaktır. Çok fazla da daratmayalım. Şimdi ikinci bir yapacağımız işlem şöyle bu taraftan geriye doğru geçip bu lavantaları bu üst kısma sabitlemek olacak. öncelikle bu iki parçayı birbirine birleştirdik ardından bu şekilde sadece ön parçaya lavantaların biraz daha kabarık durması için lavantaların bu şekilde bir iç kısmından geçip üst parçamıza sabitliyoruz bu işlem tamamen göz kararı olarak yapılması gereken bir işlem duruşunu belirledikten sonra sabitleyebilirsiniz Bu şekilde birleştirme işlemini de tamamladıktan sonra yan kanatlarımızı açalım. Evet, fe lavanta buketimiz hazır bile. İsterseniz bu büyük lavantayı da geriden bu şekilde sabitleyebilirsiniz. Bu şekilde sabitleme işleminden sonra bu ipi hiç kopartmadan buradaki süsleme işlemini de yapabilirsiniz. Bu şekilde ister gül ister taş ister de farklı bir obje kullanacak olan arkadaşlar direktman bu ipi hiç kopartmadan burada süsleme işlemini yapabilirler. İpi kopartacağımız zaman da şöyle bir tane düğüm atıyoruz. İpi doluyoruz üstüne düğüm atıyoruz. İyice sıkıladıktan sonra şöyle iç kısma doğru çekip bu ipi kopartıyoruz. yardımı ile bu kopan ipin ucunu iç kısma doğru çekelim. Evet, tamamdır. Lavanta buketimiz hazır. Evet ve güzel final. Çektiğimiz emeğe, verdiğimiz emeğe, çektiğimiz çileye değen güzel bir final. İzleyen herkese çok çok teşekkür ederim. Abone değilse kanala abone olmayı unutmayalım. Daha güzel daha farklı videolarımıza gelecek inşallah. Umarım beğenmişsinizdir. Ben gerçekten çok sevdim severek ördüm. Lavanta yapımı biraz karışık gelebilir ama eliniz alışacaktır. Bu arada magnet olarak kullanacak olan arkadaşlarımız direktman bu şekilde bir mıknatısı arka kısma yapıştırıcı yardımı ile yapıştırabilirsiniz. Anahtarlık olarak kullanacak olan arkadaşlar da direkt anahtarlık halkasını bu tam köşe kısma göstereyim. Hazır anahtarlı kalkasını tam şu şekilde köşe kısma yapıştırıp da kullanabilirler. Lavantaları sağlamlaştırdığımız için herhangi bir düşme tehlikesi olmayacaktır. Süsleme tamamen kendi hayal dünyanıza kalmış. İstediğiniz sürede bir süsleme ile süsleyebilirsiniz. Renkler de aynı şekilde. Lavantada mor, lila ve türevlerini aynı benzer renkleri tercih etmenizi tavsiye ederim. Lavanta özelliği mor olması. Bu Buketi herhangi bir renk tercih edebilirsiniz içerisindeki dallarımızda ister 2 ister 3 adet yapabilirsiniz. Lavantayı 3'den fazla yapmayalım. Çok fazla kabı olacaktır. O yüzden 3 tam ideal denk geliyor. Umarım beğenmişsinizdir. Gerçekten şık bir magnet oldu. İster magnet ister ünitesiz. ister arabasız ister broşta diyebiliriz tabi. Evimizin en güzel köşelerinde yerini alması dileğiyle. Yapacak olan herkese kolay gelsin. Yapan herkesin ellerine sağlık en güzel yerlerde en güzel hediyelik olarak menizi tavsiye ederim. Uzattıkça dilim dolanmaya başladı artık kapatalım. Yeni bir paylaşımda buluşmak üzere görüşmek üzere inşallah hoşçakalın.